Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Yıldırım Beyazıt'a Yıldırım lakabının veriliş gerekçesini ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Çelebi Mehmet hakkında genel bilgiler konusu olacaktır. Biz bu videomuzda Çelebi Mehmet hakkında genel bir değerlendirme yapıp onun hakkında genel bir yorum yapmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. Birinci Mehmet veya Mehmet Çelebi, 5. Osmanlı padişahıdır. Babası Yıldırım Beyazıt, annesi Germiyan oğullarından Devlet Hatun'dur. Doğum tarihini 1379, 82, 86, 89, 90, 91 gösteren kaynaklarda bulunmaktadır. Ama tarihçiler doğumu için kesin kaynakla tarih bulunmadığını kabul ederler. Arap ve Bizans tarihlerinde Kirişçi veya Kiri olarak lakap verilmiştir. Bunların çeşitli kaynaklarda değişik açıklamaları bulunur. Yay yapma özellikle yayın tutturulduğu ve çekildiği sert ipten kiriş yapma sanatını öğrenmiş olması, genişliğinde güreşçilik yapması, genişliğinde kendinin öldürülmesinden korkup bir kirişçinin yanında çıraklık yapması, genişliğinde yay kirişiyle boğulmak istenmesi şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Şimdi gelin Çelebi Mehmet'in hayatına başka bir kaynaktan da bakış yap başka bir kaynaktan da göz atalım. Evet. Merhaba arkadaşlar, bu videoda Osmanlı'nın ikinci kurucusu kabul edilen Çelebi Mehmet dönemini anlatıyoruz. Birinci bölümde Çelebi Mehmet'in Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Devri'nde kardeşlerini alt ederek tek başına hükümdar olmasını, ikinci bölümde Anadolu'da otoriteyi tekrar kurmasını, üçüncü bölümde devleti derinden sarsan Şeyh Bedrettin isyanını, dördüncü bölümde ise birinci Mehmet ve oğlu ikinci Murad'ı taht iddiasıyla oldukça uğraştıran Mustafa Çelebi isyanını anlatıyoruz. İyi seyirler. Bu arada bu videonun bir destekçisi var arkadaşlarının hayatı gibi Müslüman'a destek verebilir. İlk büyük savaşı olarak bilinir. Attı. O kadar hızlı ve ilk büyük savaşı olarak bilinir. Yıldırım Bayezid Kosova Savaşı'ndan sonra hükümdar olur olmaz bir yıl içerisinde Anadolu beyliklerinin ülkesine kattı. O kadar hızlı ve şiddetli hareket ediyordu ki Eflak Voyvodası Mirçe'yi diz çöktürdü. Bulgar Kralı Şişman'ı idam ederek ülkesine kattı. Macar Kralı Sigismund'un yönetimindeki Haçlıları Nibolu'da adeta rezil etti. İstanbul'u abluk altına aldı. Şöhreti en uzak ülkelerde bile konuşulur olmuştu. Memlüklere ait Malatya ve Elbistan'ı, Timur'un egemenlik alanı saydığı Erzincan'ı ele geçirmesiyle hükmü Fırat'tan Tuna'ya uzanırken bu yaptığı bir yandan Timur'a bir yandan da Memlüklere meydan okumaydı. Cengiz Han'ın varisi olma iddiasıyla genişleyen Timur, Bayezid'in Anadolu'ya egemen olmasını ve yerel beylerin yok edilmesini doğru bulmuyor. İlhanlılar döneminden gelen alışkanlığıyla Bayezid'e uç beyi muamelesi yapıyordu. Mektuplaşmalardaki sert konuşmalar, Erzincan meselesi ve Bayezid'e sığınan beyleri Timur'a teslim edilmemesiyle Ankara Savaşı kaçınılmaz olmuştu. Timur, Ankara Savaşı'nda Bayezid'in masallarından kurduğu ve henüz oturmamış ordusunu neredeyse yok etti. Bozgunu gören şehzadeler savaş meydanını bir bir terk etmeye başladı. Yıldırım Bayezid'in 7 oğlu vardı. En büyük oğul Şehzade Ertuğrul, Kadı Burhanettin ile yapılan 40 dönüm savaşında şehit olmuştu. Ankara Savaşı'nda yanında Şehzade Süleyman, İsa Çelebi, Şehzade Musa, Mustafa Çelebi ve Mehmet Çelebi vardı.
şehzade kalsın ve eşi küçük olduğu için Bursa'da kalmıştı. Savaş meydanını ilk terk eden en büyük oğul Süleyman Çelebi oldu. Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa, Subaşı Eyne Bey ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa ile birlikte hızla Bursa'ya geldi. Kardeşleri Kasım ve Fatıma Sultan'ı buradaki devlet hazinesini ve arşivini alarak Gemlik'ten bir gemiyle Anadolu Hisarı'na geçti. Abisinin kaçtığını gören diğer kardeş İsa Çelebi de meydanı terk ederek Balıkesir taraflarına çekildi. Burada saklandıktan sonra Marmara'nın güneyine hakimiyet sağladı. Mehmet Çelebi savaş alanını terk ettikten sonra bir süre Bolu mağaralarında saklandı, ardından valilik yaptı, Amasya bölgesine geçti. Şehzade Musa, Mustafa Çelebi ve Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşmüştü. Timur, Ankara Savaşı'ndan sonra kaçan şehzadelerin yakalanması emrini verdi. Anadolu'nun içlerine ordular gönderdi. Kütahya Sivrihisar civarına geldiğinde Yıldırım Bayezid'in tüm vasal devletleri, Doğu Roma, Anadolu'daki diğer beyler Timur'a elçiler göndererek bağlılıklarını bildirdiler, hediyeler sundular. Timur da Bayezid'in ortadan kaldırdığı tüm beylere yarlıklar vererek egemenliklerini tanıdı. Özellikle Karamanoğlu'na Sivrihisar ve Beypazarı'nı, İsfendiyar'a, Kastamonu, Çankırı ve Kaleci'yi bağışladı. Timur, şehzade ve kumandanlarına Anadolu'nun çeşitli yerlerini kışlak olarak verdi. Kendisi de İzmir'e yakın Tire'de kışlamaya gitti. Anadolu Hisarı'nda bir kısım toprakları Doğu Roma'ya bırakmak kaydıyla anlaşan Süleyman, önce Gelibolu'ya geçti. Burada İmparator Manuel ile Gelibolu Antlaşması'nı imzaladı. 1403'te imzalanan bu antlaşmayla Gebze'ye kadar olan sahil, Karadeniz sahillerinden bazı yerler, Teselya ve Selanik Doğu Roma'ya bırakıldı. Doğu Roma'nın vermesi gereken haraç kaldırıldı. Süleyman, kardeşleri Fatma Sultan'ı ve Kasım'ı rehin olarak Doğu Roma'ya gönderdi. Güvenle Rumeli'ye geçen Süleyman, Edirne'ye ulaştı. Eflak Voivodası Mirçe'nin Tuna'da işgal ettiği toprakları tanıdı. Venedik ve Ceneviz'den alınan toprakların bir kısmı iade edilirken bir kısmına vergi indirimi geldi. Bunların karşılığında eğer Timur Rumeli'ye geçecek olursa taraflar Süleyman Çelebi'yi destekleyecekti. Manuel vasallık statüsünden kurtulunca 1. Bayezid tarafından İstanbul'da kurulan Türk mahallesini dağıtıp inşa ettirdiği camiyi de yıktırdı. Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi Doğu Roma'da sevinçle kutlanırken İmparator Timur'a bağlılık yeminleri ediyor, ona kul olmaya hazır olduğunu bildiriyordu. Timur, İzmir'i Hristiyanların elinden almaya ve Yıldırım'ın 7 yıl kuşatıp başaramadığı işi kendisi yapmaya karar verdi. Timur'un gazileri İzmir surlarına öyle şiddetle taarruz ettiler ki kaleye yardıma gelen Haçlı gemileri cesaret edip de kaleye yaklaşamadı. İzmir 10 gün süren kuşatmanın ardından düştü. İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve Süleyman Çelebi Anadolu'da birliği sağlayacak ve Timur'a karşı gelecek durumda değillerdi. Elçileriyle birlikte Timur'a bağlılıklarını sundular, değerli hediyeler gönderdiler. Timur, 3 Osmanlı şehzadesini bulundukları yere hükümdar olarak tayin etti. Başlangıçta Süleyman Edirne'ye, İsa Bursa'ya ve Mehmet Amasya civarına hakim olduğunda aralarında mücadele başlamamıştı. Hatta Mehmet Çelebi abisine bağlılığını bildirmiş ve değerli hediyeler göndermişti. Bayezid'in devlet adamlarının Süleyman'ın yanında olması ona büyük bir avantaj sağlıyordu. Eski Türk geleneğine göre hükümdarın çocuklarından her biri babasının yerine geçme hakkına sahipti. Süleyman ulu otoriteyi temsil etse de yaşça büyüklük bağlayıcı değildi. Halk ise savaşı Allah'ın işareti olarak kazanan tarafı destekleyecekti. Çelebi Mehmet 1386-87'de Edirne'de dünyaya geldi. Annesi Germiyan Bey Süleyman Şah'ın kızı olan Devlet Hatun'dur. Çocukluğu Bursa'da geçen Çelebi, Haziran 1399'da Amasya, Tokat ve Sivas'ı içine alan bölgeye vali olarak gönderildi. Ankara Savaşı'ndan sonra valilik yaptığı bölgeye tekrar geldi. Timur tarafından Kütahya'ya çağrıldı ama gitmedi. Bağlılığını bildiren sözler ve hediyeler gönderdi. Babası hayattayken onu kurtarmaya çalışmasından dolayı Timur'un gazabından korkuyordu. Mehmet Çelebi'nin hükümdarlığa ulaşması hiç de kolay olmayacaktı. Venedikliler Rumeli'de Süleyman Çelebi'ye, Anadolu'da ise İsa Çelebi'ye elçi gönderiyordu.
Mehmet Çelebi Amasya ve Tokat civarına vardığında Türkmen grupları ile mücadele etti. İlk Gazi Beyliği, yani danışmentlerin kurulduğu bu bölgede Gazar ruhu hala canlıydı. Samsun, Niksar, Tokat ve Sivas civarında bulunan Kara Devletşah, İnaloğlu, Gözleroğlu, Köpekoğlu, Mezit Bey, Kubadoğlu, Taşanoğulları gibi Türkmen beylerine Timur kendi topraklarını iade etmişti. Mehmet Çelebi 1403 yılında hepsini mağlup ederek hükmünü kabul ettirdi. Asker sayısı ve devlet imkanları bakımından diğer kardeşlerine göre en zayıf görülen Mehmet Çelebi, zekası, azmi ve diplomatik girişimleriyle kardeşlerini bir bir alt edecekti. 15 yaşını henüz geçmesine rağmen Çelebi Mehmet, ne Musa Çelebi ve babası gibi sert, ne İsa Çelebi gibi talihsiz, ne de büyük abisi Süleyman gibi yumuşak ve eğlenceye düşkündü. Timur, Akşehir'e döndüğünde Bayezid'in ölüm haberini aldı ve oldukça üzüldü. Timur, Musa'yı bağışladı, ona hilat, kemer ve kılıç sunarak Bursa'yı verdi. Babasının naaşını Bursa'ya götürüp defnetmesine müsaade etti. Timur, Anadolu ve Rumeli'ye diz çöktürdükten sonra topladığı ganimetleriyle birlikte Semerkand'a dönmeye karar verdi. Musa'nın Bursa'ya hareket etmesi ve Timur'un Anadolu'dan çekilmeye başlamasıyla kanlı yıllar başlıyordu. Candar, Karaman, Germiyan, Saruhan ve Aydın beyleri Osmanlı şehzadelerinin mücadelesine taraf olarak bizzat katıldılar. İsa ve Mehmet Çelebiler abileri Süleyman'ı hükümdar olarak tanıyorlardı. Süleyman ise büyük kardeşi İsa'yı Anadolu'nun hakimi görüyordu. Kardeşler arasındaki ilk mücadele Musa Çelebi'nin Bursa'ya girmesiyle başladı. Musa Çelebi'nin Timur'dan aldığı aldamgalı yarlık İsa'yı korkutmuştu. İsa Çelebi yenilerek Balıkesir'e geri çekildi. Orada güçlenip tekrar Bursa'ya geldikten sonra Musa Çelebi'yi mağlup etti. Musa Çelebi önce Kütahya'ya ardından Karaman'a sığındı. Mehmet Çelebi Bursa'yı ele geçiren İsa Çelebi'ye haber göndererek Anadolu'yu birlikte yönetme yetkisi önerisinde bulundu. Bu öneriyi İsa Çelebi'nin kabul etmemesinin nedeni tekrar canlanan Anadolu beylikleriyle uğraşacak olması ve büyük kardeş olduğu için yönetim hakkının kendisinde olduğunu düşünmesiydi. Mehmet Çelebi Bursa yakınlarına kadar geldi. İsa Çelebi ile Loğabat Gölü civarında muharebeye tutuştular. İsa Çelebi mağlup olduktan sonra Gemlik'ten bir gemiyle İstanbul'a sığındı. Mehmet Çelebi 1404 yılında Bursa'ya girerek hükümdarlığını ilan etti. Halk onu sultan olarak karşıladı. Doğu Roma, güçsüz olan şehzadeyi destekleyerek Osmanlı'nın bir bütün hale gelmesini istemiyordu. Süleyman'ın hale gelmesini istemiyordu. Süleyman, kardeşi İsa'nın mağlup olmasına oldukça şaşırdı ve Manuel'den İsa'yı istedi. Onun isteğiyle İsa, Edirne'ye getirildi. Süleyman ona bir ordu vererek Bursa'yı almaya gönderdi. O Gelibolu'dan geçerek Kares beylerini kendisine bağladı. Beypazarı dolaylarına kadar gelip Mehmet Çelebi'ye misafir olarak geldiğini bildirdi. Karaman iline inse de mağlup olarak geri çekildi. Bursa'ya girmek istedi. Kaleye alınmayınca şehri yakmaya başladı. Mehmet Çelebi derhal 3000 kişilik kuvveti Bursa'ya gönderdi. 10.000 askeri bulunan İsa Çelebi yine mağlup olarak bu sefer Kastamonu'ya sığındı. Timur. Evet, burada kalalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Çelebi Mehmet'in genel özelliklerine bakıp bu konu hakkında elimizden geldiği hatta şöyle diyelim. Çelebi Mehmet dönemi genel özelliklerine bakıp bu konu hakkında elimizden geldiği hizmetin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Çelebi Mehmet'in Ankara Savaşı öncesindeki yaşamı konusu olacaktır. Ve önümüzdeki hafta sizlerle birlikte bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği hizmetin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.